Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese merhaba. Bir yandan çiftlik ziyaretlerine devam ediyorum. Bir yandan da arkadaşlar, size de bugün bir bilgilendirme olarak bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Dün sizlerle gerçekten çok moral bozucu, insanın gerçekten canını sıkıcı, bazen artık yeter dediğiniz noktaya gelecek olumsuz durumların oluşması beni çok etkiledi, doğruyu söyleyeyim. Ama bu olumsuzluklara karşı mücadele etmek ve bu olumsuzluklar karşısında dik durabilmek bence en doğru davranış olduğunu düşünüyorum. Belki bazı arkadaşlara abartı gibi gelebilir arkadaşlar söylediklerim ama inanın bazen pes etme noktasına geliyorsunuz. O zaman abi pes et diye edebilirsiniz ama öyle bir sevda var arkadaşlar, işte bırakamıyorum. Bu ayrı bir şey, ayrı bir heves, ayrı bir arzu ve gerçekten bu kanal kuruldu kurulalı bir sürü dostlarla, arkadaşlarla tanıştık, sizlerle tanıştık arkadaşlar. Benim için en büyük kazanımlar bunlardır. Ama şunu gördüm, gerçekten başıma bir şey geldiğinde bu kanatlı sevdalıları, abi beni yalnız bırakmadığınızı kesinlikle görmüş oldum yani. Hepinizden Allah razı olsun, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Moral bozukluğum evet devam ediyor mu? İş dünyamda devam ediyor, onu belirteyim. Canım sıkılmaya devam ediyor. Ama birkaç bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Niye bu kadar moralim bozuldu? Hala bu şeyden, bu olumsuz durumdan hala niye kurtulamadım? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Birincisi, ben bu beç tavuklarını kanatlılar alemindeki tüm canlılarla kıyasladığımda ayrı bir sevdam var arkadaşlar. Ayrı bir sevgim var. Çünkü bana, çevreme, yani çevremdeki arkadaşlarıma, yani oluşabilecek olumsuz durumları etkilemeleri, uçmaları, onların böyle insan gibi yüzünüze bakması, olumsuz durumları size sanki insan gibi ifade etmesi, ayrı bir bağım var beçlerle. Onun için beçlere ayrı bir zafiyetim olduğunu bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Onları çok seviyorum. Niye bu kadar üzüldüm? Ben ilk gün baktığımda arkadaşlar 40'ın üzerinde beç tavuğunun yavrusunu bir, arkadaşlar bu arada ne olduğunu da söyleyeyim, gelincik tarafından kesildi arkadaşlar. Gelincik. Sansar değil. Çünkü buraya sansarın girme ihtimali çok düşük. Çünkü sansar daha iri arkadaşlar. İri olduğundan dolayı da sansarın buraya girme şansı yok. Onu belirteyim. Şimdi yorumlar bölümünde birçok arkadaşımız, Allah razı olsun, onların söylemiş olduğu bazı durumlara da cevaplar vermek istiyorum. Yapmış olduğu yorumlara. İşte çiftliğe köpek kılı bıraksanız, tarasanız köpeğin kılını, veya kümeslerin oraya köpek bağlasanız, veya işte sansar, gelincik, bunlar köpeğin olduğu, sesin olduğu yere gelmez. Oraya bir köpek bulsanız gibi söylemler oldu. Şunu söyleyeyim, burada arkadaşlar 60 tane köpek var. Bu da yani belki 60 üzeridir. Ama 60 civarı köpek var arkadaşlar. Onun için bu kadar köpek olduğu için burada arkadaşlar, burada topluca cevap vermek istiyorum. Burada köpek, burası zaten bir köpek çiftliği yani. Hem kanatlılar var burada, hem de köpeklerimiz var arkadaşlar. Şimdi neyimiz yok ama av köpeklerimiz yok. Neyimiz yok? Kupay dedikleri, fino dedikleri köpeklerden yok. Şimdi bizim köpeklerimiz bir kızan döneminden dolayı da bağlıydı 3 gündür. Şimdi birincisi bu, yaşadığım olumsuz olay. Bunu da burada cevaplayayım. Serbest olan yoktu ama serbest olsaydı ne olurdu? Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz köpekler kurtçu. Domuza karşı, kurda karşı, tilkiye karşı çok etkililer arkadaşlar. Domuza, kurda, tilkiye karşı etkililer. Hepsinin köpekler arasında bir kategorisi var. Ama bir kurt geldiğinde, bir domuz geldiğinde gerçekten bu köpekleri tutamazsınız. Bunlar ayrı. Ama buraya gelen, bakın sansarı da görmedim. Sansar da kolay kolay gelemez. Benim 5 tavuklarımın yumurtalarını sansarlar nereden alıyordu yaz boyu? Şu görmüş olduğunuz köpeğin olmadığı ırmağın karşısında yerlerden alıyorlardı. Ama ırmağın bu tarafa geçme şansları yok. Onu belirtmek istiyorum. Ama buraya gelen arkadaşlar, dün akşam üstü
ben hindilerimi salmak için, hindilerimi salmak için şuraya geldim. Ondan sonra hindileri tam açmadan dedim ki tavukların yumurtalarını toplayayım. Dün kümesi altını üstüne çevirdim, onu da söyleyeyim. Tavukların yumurtalarını toplarken gözüm yan tarafta böyle bir şey indi aşağıya. Yanımda da Serdar vardı. Bakın burayı darma duman ettim arkadaşlar. İçerisini karıştırdım. Folluklar birbirine girdi. Ve şu anda 5 tavuklarının garip bir şekilde büyükleri de buraya girdiler bugün. Bakın şurada da var. İddia ediyorum size yavrular tehlike altında diye buraya geldiler arkadaşlar. Bakın bu kadar iddialıyım. Yavrular tehlike altında diye. Yoksa benim 5 tavuklarını buraya sokma şansım yok. Onu size belirteyim. Deminden beri buradalar. Ben de şaşkınlıkla bakıyorum. O bölgeye doğru bakıyorlar. Büyük ihtimal yavrulara zarar verecek. O hala burada. Neyse ben buraya arkadaşlar toparlarken şu yan taraftan bir şey indi. Serdar'a söyledim. Serdar bakarken abi gel dedi, fırladık. Gelincik dedi. Emin misin? Abi eminim. Ondan sonra neyse ben arka tarafa geçtim. Arkadaşlar şu şeyin, bizim Fazlıcan'ın olduğu yere. Fazlıcan, oğlum oradan in aşağıya, düşersin. Gel bakayım bu tarafa. Arka tarafa geçtim. Serdar burayı karıştırdı. Önümüze çıkar dedik ama çıkmadı. Ben yeniden bu tarafa arkadaşlar, bu alana geldik. Sonra Ali Rıza Hoca geldi. Sonra Fatih geldi derken arkadaşlar biz buradayken birdenbire buradan şu yukarıya doğru fırladı gitti. Hepimiz gördük. Gelincik olduğunu da gördük. Ondan sonra bir baktık ki arkadaşlar yine orada 5 tavuğu, bir tane daha yavrusunu öldürmüş. Bir tane daha öldürmüş o ara. Ben o kümeslerle uğraşırken o ara yine o boş durmamış arkadaşlar. Onu belirteyim. Neyse akabinde arkadaşlar biz buradayız, Allah Allah önümüzdeydi falan derken birden yeniden aşağıya gelmez mi önümüze? Önümüze geldi, ben hamle yapacaktım derken yeniden çıktı gitti. Akşam oldu, karardı, bitti. Arkadaşlar gelincik şu an yakalayamadık. Sonra ne yaptık arkadaşlar, onu belirteyim. Şimdi ben o bölgede şey kurmuştum, kapan kurmuştum. Kapanın içerisinde arkadaşlar bir tane, iki tane beç yavrusu vardı, ölmüş olan. Ben de arkadaşlar bakın şimdi yine başka bir yeni yavru, onu da bugün anlat, birazdan daha onları da söyleyeceğim. Yumurtalarını perişan etmiş. Bir tane beçe yatan vardı. Kırmış, yemiş. İçlerindekileri sıkmış. Buradan arkadaşlar bu kapana giriyor. Buradan nasıl olduysa o iki tane beç alıyor gidiyor arkadaşlar. Kapanda düşüyor. Yani nasıl düşmedin, nasıl yakalanmadın? Gerçekten akıl kârı değil. Şuraları altına üstüne getirdik. Arka tarafı. Onu belirttim ama şu arazide, şu yukarıda arkadaşlar. Neyse ben de arkadaşlar şey söyleyeyim. Moralim niye çok bozuk? Orayı söylemek istiyorum. Dostlar, inanın yüzün üzerinde arkadaşlar beç tavuğu yavrumu yok etmiş arkadaşlar. Bu bir haftalık süreç içerisinde yüzün üzerinde beç tavuğu. Bakın her tarafta benim beç tavuğu yavrularım vardı. Ya biz bunu işte işe gittik, burada nasıl ihmal ettik? Yani basiretimiz mi bağlandı? Benim şu odam arkadaşlar işte 5 tavuklarının yavrularıyla doluydu arkadaşlar burası. İşte şu an artık yani şey yok. Yok. Bir tane bu da orada, bir tane yalnız kalmış arkadaşlar. Ah işte görün, hiç yavru falan bir şey kalmadı. Ve size kötü bir şey daha söyleyeyim. Göstermek istemiyorum bunları da. Bakın arkadaşlar. İki tane daha. Bunlar ne diyeceksiniz? O gün yaralanmış olanlar bilmiyorum ama bunlar da arkadaşlar enfeksiyondan mı bilmiyorum, yaralı kalmış olanlar. Onlar da bugün itibariyle onlar da öldü. Şöyle bir sayıyorum. Burada 150'nin üzerinde 5 yavrum varken toplasanız şunda 30-40 tane yavru kaldı arkadaşlar. Diğer bir bölüm yavru burada. Şuradalar. Geldiler. Yine burada kalırlarsa bunlar yine yem olacak. Ama bakın hala büyükler, bakın onların normalde girmezler, içeriden ayrılmıyorlar şu anda. Onu belirteyim arkadaşlar. Onu belirteyim. Sonra bir de bu oda var. Burası da tehlikeli.
Onun için şöyle, niye bu kadar moralim bozuldu? Ya gecem gündüzüm arkadaşlar. Yani şunları sizlere uçuşlarını izletebilmek, sizlere anlatabilmek, sizlerle keyifli dakikalar yaşatabilmek adına. Yani gece gündüz uyumadım ya, sabahlara kadar sobalar yaktım. Bu sebepten ötürü benim canım bunlara da çok sıkkın. Yani bu canlara mı üzüleyim? Size bunları sunamadığıma mı üzüleyim? Gerçekten bak, yani bunu gönülden söylüyorum. Maalesef şu anda kalanlar bunlar. İçeride de bir grup var. Başka çok bir şey kalmadı. Şu an burada olması gereken 200'e yakın beç olması gerekirken şu an anaçlarla birlikte tahminime göre ya 60 tane kaldı ya 70 tane arkadaşlar. Ama aldığım sayılar bana 100'ün üzerinde beç yavrusunun teker teker alındığını gösterdi. Ve bu duruma gerçekten canım çok sıkıldı. Süreç hala devam ediyor arkadaşlar. Bu yaban hayvanı hala almaya devam ediyor. Onun için ben gündüz burada durduğum sürece ben onu da denedim. Olmuyor arkadaşlar. Giriyor. Yani acayip bir şey, ufak bir şey yani gelincik her noktadan girebiliyor. Onun için bayağı bir sıkıntılı bir sürecimiz devam edecek. Arkada kapanımız inşallah çalışırsa o beyefendiyle bir yüz yüze geleceğim. Ve o yüz yüze gelmeyi, mahkemeyi de inşallah hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama benim de adım Ercan'sa ben onunla da yüz yüze geleceğim, o günü de bekliyorum. Bu anlamda canım çok sıkkın. Bazı arkadaşlar abartıyorsun diyebilir. Evet, abartıyorum arkadaşlar. Benim canım çok sıkıldı. Çok moralim bozuk. Ve bu kadar kaybı yaşamak, bu kadar emek verip yaşamak, böyle hiçbir nedensiz bir şekilde elinizden akıp gitmesi bu güzelim kanatların insanı üzüyor. Onu belirteyim. Arkadaşlar, çiftlik çekimlerime devam ediyorum, onu belirteyim. Gidiyorum, bir yandan çiftlikteyim, bakıyoruz ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizi en azından bununla ilgili bilgilendirmek istedim. Ama destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir zor gününüz olduğunda ve yanınızda birilerinin olduğunu hissettiğiniz dakika gerçekten çok güçlüsünüz. Hepiniz arkadaşlar sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.